Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular cevaplar programımızdan herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz değerli dinleyiciler. Yine bugün sorularınıza cevaplar vereceğiz. Aklınıza takılan, aklınıza soru işareti oluşturan soruları uzmanına soracağız. Eğitimci yazar Cemalettin Yazıcı hocamız bugün de stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden hocam ilk sorudan başlıyoruz. Kimlerle evlenmek haramdır? Kiminle yapılacak nikah geçerli olmaz? Evet, kimlerle evlenmek haram olduğunu ben de maddeler halinde kısa kısa çok uzatmadan ifade etmeye çalışayım. Birincisi babanın eşiyle, yani bundan maksat analıktır. Onunla evlenmek haram. Anneyle, anayla, buna nineler de şamil. Kızla, torunları da bunun içerisine alır kişinin. Kız kardeş, öz veya bir cihette üvey, ana bir veya baba bir, bunlar da evlenmek haram. Hala, babanın öz veya üvey kız kardeşleri aynı şekilde. Teyze, ananın öz ve üvey kız kardeşleri dahil buna. Erkek kardeşin çocukları, kız kardeşin çocukları yani yeğenler. Bu 8 sınıf içinde yer alan erkek ve kadınlar birbirinin mahremidir. Aralarında evlenme devamlı olarak haramdır kesinlikle. Bir diğer evlenemeyecek kişi süt ana. Çocuğun ilk 2 yaş içinde sütünü emdiği kadın onun süt anası olur ve bununla evlenmesi haramdır. Asla helal hale gelmez. Süt kardeşler, süt ananın kendi oğul ve kızları emzirdiği çocuğun kardeşleri olur ve bunlarla evlenmesi de caiz değildir. Soy birliğinden haram olanlar sütten dolayı da haram olur. Hadisi haram sınırını biraz daha genişletmiştir. Şimdi belki günümüzde bunun az üzerine durmak lazım. Günümüzde belki bu hususta hassasiyet göstermeyen insanlar olabiliyor. Çocuğu emziriyor mesela, komşusunun, akrabasının çocuğunu. Emzirdiğinde söylemiyor. Daha sonra bu çocuklar büyüyünce evlenme pozisyonda olabiliyorlar. Böyle bir durumda Allah muhafaza haram işlenmiş olur. Çünkü süt emen, 2 yaşına kadar süt emen bir çocuk süt annesi olur, süt kardeşi olur, kardeşleri de. Bunlarla evlenmesi katiyen haramdır. Bu sebepledir ki kimin sütünü, kimin emdiğini bilme imkanı ortadan kaldıran süt nakli ve süt bankası uygulaması caiz görülmemiştir. Bir ara bu usta biliyorsunuz bir uygulama yapılmaya gidildi fakat bu çekincelerden dolayı bundan vazgeçilmiş oldu. Bir diğer evlenmeyecek kişi kaynana. Bir kız ile nikahlanan birleşmemiş olsa bile o kızın anasıyla evlenemez. Üvey kız, bir kadınla nikahlanıp birleşen kimse o kadının başka erkekten olan kızı ile de evlenemez. Gelin, öz oğlun karısıyla evlenmek haramdır. Bir diğer kişi baldız. 2 kız kardeşin birisiyle evli olan boşanmadan veya karısı ölmeden baldız ile evlenemez. Hadisler eşin hala ve teyzesi gibi yakınlarını da baldız sınıfına koymuştur. Yani eşinin teyzesini, halasını da ne yapamaz? Nikahlayamaz aynı anda. Bu 4 sınıf evlilik rabıtası dolayısıyla haram olanlardır. Bu genel engele hürmet-i müsahhara denir. Bir diğer husus evli kadın. Bir başkasıyla evli kadın boşanıp veya kocası ölüp iddetini doldurmadıkça ikinci erkekle evlenemez. Maalesef bu hususta da birbiriyle kaçan insanları duyuyoruz. Çoluk çocuğunu bırakıyor ve kaçıyorlar başka birisiyle. Katiyen bu haramdır yani. Buraya kadar sayılanlarla evlenmenin haram olmasının 2 hikmet altında toplamak mümkündür. Birincisi İslam'ın kurmak istediği aile toplum ve ahlak düzenine aykırı oluşu. Birincisi bu. İkincisi yakınlar arasındaki evliliğin psikolojik ve biyolojik mahsurları. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir başka husus başka dinden olanlar, Müslüman olmayanlar aynı zamanda ehli kitapta değil iseler onlarla evlenmek Müslüman erkek ve kadınlar için haramdır. Bakara suresinin 221. ayetinde var. Ehli kitap olan gayrimüslimlere gelince bunlardan da kız almak caizdir. Müslüman erkekler Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenebilirler. Yine bu da Maide suresinde var. Ancak bunlara kız vermek katiyen caiz değildir. Yani Müslüman kadınlar müşrik ve dinsizlerle evlenemeyecekleri gibi Yahudi ve Hristiyan erkekleriyle de evlenemezler. Bu da Bakara suresi ve Mümtehine suresinde ifade edilmiş. Burada hakikaten de enteresan, erkek ehli kitap kadınla evlenebiliyor, kadın ise evlenemiyor. Sebebi erkekler, genelde kadınlar erkeklerin dinine tabi olurlar. Eğer erkek iyi bir Müslümansa evlenmiş olduğu hanımefendi o kişinin dinine girebilir. Girme ihtimali çok yüksektir. Kadının özellikle gayrimüslimlerle evlenmesi, Hristiyan Yahudilerle evlenmesi doğru değil. Şundan dolayı o da erkeğin dinine tabi olacağından dolayı dinini ne yapmış olur? Kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Son olarak da fahişe bir kadınla bir Müslüman evlenemez. Zina yapan ve bunu gizlemeyen erkek de böyledir. Yani kadın için, erkek için de zina yapan, açıktan fuhuş işleyen kişilerle evlenmek de nedir? Haramdır. Başından zina geçtiği bilinen fakat buna devam etmeyen mümin kadın veya erkekle evlenmek mekruh olmakla beraber
nikah akdi sahihtir, yani geçerli olur. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Evet, demek ki hassasiyet göstermek lazım. Kişinin soyu, sopu vesairesi bu noktada önemli. Yani çünkü hayatımızı birleştireceğimiz insan hem dünyada hem ahirette beraber olacağımız hayat arkadaşımız olacak. Hasreten yani bunda sadece böyle güzelliğe, paraya, makama vesaireye bakmadan kişi ne yapacak? Evleneceği kişinin özelliklerine, yani dini bütünlüğüne, ahlakına, efendim soyuna, sopuna ne yapması lazım? Bakıp araştırması lazım. Aksi takdirde aile problemleri genelde araştırılmayan durumlarda ortaya çıkabiliyor. Hocam günümüzde birçok insan gizli dini nikah yaptırıyor. Acaba gizli dini nikah yaptırmak doğru olur mu? Gizli dini nikah, nikah demek zaten duyurmak manasına geliyor biliyorsunuz. Açıklamak, diğer şahıslara duyurmak. Şimdi bizim mezhebimizde kesinlikle bir kız diyelim, nikah yaptıracağı zaman anne babasının izni olması lazım. Aksi takdirde o nikah sahih olmaz. Buna binaen gizli yapılan nikahlarda Allah korusun başına bir iş geldiği zaman bu kızımızın veya oğlumuzun anne baba ne yapmıyor? Sahip çıkmayabiliyorlar. Fakat istişareli, çünkü bu çok önemli bir karar insan hayatında. İstişareli karar verilirse, anne babanın fikri alınır, rızası alınırsa, duası alınırsa Allah'ın izniyle o ailenin devamlılığı daha uzun süreli olur. Diğer türlü gizli yaptı nikahını, bir bakıyorsunuz belirli bir zamandan sonra ayrılmışlar. Belki bir çocuk olmuş. O çocuk da arada maalesef bu iki kişinin ihtiraslarına, hırslarına kurban gitmiş olur. Buna da hasreten dikkat etmek lazım. Yani biz olalım. İşte biz yavrularımıza, genç kardeşlerimize özellikle buradan tabii seslenmek istiyorum. Kesinlikle ailelerin izni olmadan herhangi bir nikah mevzusuna girmek, herhangi birisine söz vermek doğru değil. Çünkü bize en iyi yardımcı olacak, bizim doğru hareket etmemize vesile olacak anne babamızdır. Anne babamızın dışında insanlar belki bize fikir verirler fakat anne babamız kadar bize yardımcı olamayabilirler veya bizi onlar kadar şefkat ve merhamet göstermeyebilirler. Çünkü insanlar böyle anlık zevkler, anlık duygular ve anlık dostluklarla hayatlarını sürdürüyorlar son zamanlarda. Belki son zamanların böyle bir rahatsızlığı var. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Kesinlikle anne babanın izni olmadan böyle evlilik gibi önemli bir karar almamak gerekiyor. Dinimiz flörte izin verir mi? Şu anda flört asrın gençleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem. İşte ben flört ediyorum çünkü işte arkadaşımı daha yakından tanıyacağım. Yani müstakbel eşimi daha yakından tanıyacağım. Daha yakından anlamaya çalışacağım. Daha sonra kararımı şekillendireceğim diye düşünüyorlar. Kendilerine haklılık payı biçebiliyorlar. Dinimizin flörte bakış açısını ifade edecek olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi flört demek genelde bunun kılıfı da birbirimizi tanıma. İnsanlar yani birbirini tanıma amaçlı gezmeye, tozmaya çalışıyorlar. Birbirini tanıyacağız diye. Bakıyorsunuz tabii bu ölçü kaçınca, yani o bir ve beraber olma ölçüleri kaçınca harama girmelere, haramın büyük haramlara girmeler diye ifade edebileceğimiz büyük haramlara girilebiliyor. Allah muhafaza. Nikah olmadığından dolayı da tabii zina pozisyonunda bir iş yapılmış oluyor. Bunun geriye dönüşü olmuyor. Neticede birisiyle flört eden, ondan ayrıldı. Başka birisiyle. Bu sefer bakıyorsunuz erkekler hani evleneceği kızlara itimat etmemeye başlıyorlar. Çünkü diyor ki yani benimle diyor çıkan diyor. Hani böyle bir ifade kullanıyorlar ya çıkma. İşte benimle çıkan başka birisiyle de çıkıyor. Benimle işte efendim şu hareketi yapan başka birisiyle de yapar. Yani genelde akıllı insanlar böyle flört adet haline getirmiş veya bu tür bir işi yapan insanlarla kolay kolay evlenmek istemezler. Zaten evlenen insanlarla bakıyorsunuz ki o cicim ayları, daha doğrusu gülüm ayları çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bakıyorsun 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, hatta 1 senede evlenenler boşanabiliyorlar, Allah korusun. Yani flört demek Allah muhafaza, yani zinanın bir çeşidi manasına geliyor. Yani her tabii görüşen zina yapar manasına değil de bunun ileriki safhası en tehlikeli pozisyonudur. Yani o uzun süre gezmeler, tozmalar vesaire. Ha bir kişi evlenecek kişiyle görüşemez mi? Görüşür. Nasıl görüşür? Bunun usulü bellidir. Mesela geçenlerde bir arkadaş bahsetmişti. Ben nişanlımla çok rahat bir şekilde gezebiliyorum. Yani saatlerce gezebiliyorum. Onunla yemeğe çıkabiliyorum. Evli misin? Hayır. Sadece nişanlıyım. Bu mümkün mü dinimizce? Nişanlı kişiler de yanında birisi bulunmadan gezmeleri, tozmaları, yalnız başına bulunmaları, yani hadisin ifadesiyle üçüncüsü şeytandır diyor. Yani bir erkekle bir kadın diyor baş başa bulunursa kimsenin olmadığı bir yerde, bunun üçüncüsü şeytandır diyor. Bu çarşıda pazarda gezmesi de buna dair mi? Şimdi çarşıda pazarda ölçülü, hani bir alışveriş yapacaktır, evle ilgili bir istişare yapacaktır, belki toplu olunan bir yerde bulundu ama şimdi bunu adet haline getirdiği zaman ve bu ev nişanlılık dönemi uzun sürerse bir bakıyorsunuz ki evlenmeden önce çeşitli sıkıntılara sebebiyet verebiliyor.
Ondan dolayı hani nişanlı yapan insanlara özellikle kısa zamanda evlenmelerini tavsiye ediyoruz. Mesela bazı aileler diyor ki bir adını koyalım diyor. Şimdi gezip tozuyorlar, flört yapıyorlar. Adını koyalım, adını koyuyorlar. 2 sene daha evlenmiyorlar. Bunlar bir bakıyorsunuz ki tatile gidiyorlar. Var böyle tanıdığımız insanlar var. İşte otelde gidip otelde kalıyorlar beraber. Nasıl oluyorsa bu. Veya işte kız gidiyor oğlanın evinde, oğlan gidiyor kızın evinde. İşte benim sözlüm diyor işte vesaire falan. Ya Allah korusun bunlar tabii İslam'ın onaylamadığı, Kur'an'ın ve sünnetin onaylamadığı davranışlardır. Bunlara hasreten dikkat etmek lazım. Yani anne babanın dikkat etmesi lazım. Gençlerimizin dikkat etmesi lazım. Hatta bana şöyle bir espri de olsun diye anlatayım. Bir yerde lisede derse girerken bir öğrencimiz, 12. sınıflarda yani bir öğrencimiz bana dedi ki hocam bir soru soracağım buyurun. Tabii kendine göre matrak geçmek istiyor. Dedi kız arkadaşımı öpsem günah var mı dedi. Dedim senin kız kardeşin var mı dedim. Var dedi. Dedim birisi senin kız kardeşini öpmeye kalkarsa ne yaparsın? Hocam 2 tane yumruk atarım dedi. İndiririm aşağı. İndiririm aşağı. Demek ki bak dedim o senin aynı şeyi yapmak istediğinde birisinin kız kardeşi dedim. Tabii onun niyeti farklıydı. Yani ben diyeceğim haramdır, günahtır, işte şöyle yapma böyle yapma, nasihat edeceğim gibi düşündü. O cevap beklemiyordu tabii. Var mı dedim kız kardeşim var. Ne yaparsın? 2 tane yumrukla indiririm dedi. Demek ki hakikaten yani biz namusumuzu böyle koruyup kullanmamız lazım. Evet, empati yapmak lazım. Yani hassas olmak lazım. Bu hususlar cidden hassasiyet gerektiren hususlardır. Yani bu gezmeler, nişanlılıkta gezmeler, tozmalar maalesef eğer yanında biriler yoksa ya kızın tarafından ya oğlan tarafından bir bayanın mutlaka olmasında büyük fayda var. Yani bunda seddü zerai diye bir şey var. Hani İslam'da seddü zerai nedir? Harama giden yolun kapanması. Yani ayette var ya zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın değil. Bak zina yapmayın şeyi emri var. Fakat zinaya yaklaşmayın. Yani ona götürecek şeyleri, sebepleri işlemeyin demek. Bir ve beraber olunca ne oluyor? Zamanla çünkü nefis çekiyor yani. Ateşle barut gibi yani bir anda. Ya bunda da hassasiyet gösterelim. Çünkü her nişanlı olan kişi hemen evlenmiyor biliyorsunuz. Nişanlı oluyor fakat anlaşamıyorlar. Şimdi diyelim ki bir yanlış bir hareket yaptılar, yanlış bir iş yaptılar. Resmi nikahı yok diyelim bunun. Daha nikahlanmamış da. Ne oluyor bu sefer? Mağdur pozisyonuna düşüyor kız. Toplumda artık iyice şöyle gün yüzüne çıkmış oluyor ilişki. Sonra ayrılık olduğu zaman da o kız adına ileriki yaşantısı için bir sıkıntı kaynağı. Tabii onu tanıyanlar o kızla evlenmek istemiyorlar bu sefer. Veya evleniyor mesela, saklıyor bu durumlarını. Evlendiği zaman da birisi işte diyelim kocası duydu. 5 sene 10 sene sonra duysa yes. Problem yapıyor insanlar. Yani gençliğinde olan şeyi ben duydum mesela böyle birisinden. Adam 70 yaşında adam hanımıyla kavga yapıyor. Ta gençliğinde evet. Sen şöyleydin diye. Ya siz 50 sene beraber kalmışsınız. Yani demek ki yani insan belirli bir zamandan sonra mutlaka yani almış olduğu hatunun veya işte beyin diyelim gelinler için pırıl pırıl tertemiz olmasını arzu ediyor. Evet, günümüzde tabii ailelerin çocuklarına farklı davranış ve tutum içerisinde olduklarını da görüyoruz, duyuyoruz. Daha önceden konuştuğumuz dinleyicilerimizden bir tanesi şahit olmuş olduğu olayı bizimle paylaşmıştı. Bir evde bir üvey kız var, bir de öz kız var. Üvey kızı evlendirildiğinde damat evine kabul edilmemiş. Gelin adayının evine davet edilmemiş. Yani adeta gelin olan kız evinden damat olmadan çıkıyor. Köyün meydanında işte köyün çevresinde gezdiriyorlar. Yanında damat yok. Damat kendi evlerinde kapıda bekliyor. Çünkü o zaman evin büyükleri tarafından gelmesin. Buraya adım atmasın. Yani şey yapmasın. Damat buraya gelmesin. Görmek istemiyoruz. Görmek istemiyoruz. Gelin gelsin. Dolaştırılacaksa dolaştırılsın. Damadın evine gittiği zaman damat oradan arabadan indirirken karşılasın. Diyen ailenin başka bir kız çocuğunda da o evin öz çocuğu olmuş oluyor. Bu benim birinci bahsettiğim artık üvey olmuş oluyor. Öz çocuğunda da nişanlılık iken başka bir şehirde gezmesine izin veriyorlar. Yani bulundukları memlekete 80 kilometre ötede bir şehirde o nişanlı olan kızın nişanlısıyla çarşıda pazarda gezdi. Daha sonra kasabaya dönmeden önce de şehirdeyken ayrılıp kız tek, erkek tek olarak dönmesi sağlanmış oluyor. Böylece kasabalının gözünde, toplumun gözünde böyle bir ilişki yaşanıyor. İşte onlar gezdiler, tozdular havası da uyandırılmamış oluyor. Yani kendilerince böyle bir çözüm bulmuş oluyorlar. Yani, bu tür şeyler de yaşanıyor toplumumuzda maalesef. Yani maalesef bunlar tabii yani ortaya çıkacak şeyler. Hani şöyle bir hani mesele hatırlatıyor, anımsatıyor. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir adam varmış, birisinin hanımına göz koymuş. Demiş bu adamı öldüreyim demiş, bu hanımı ben alayım demiş. Adam ölecekmiş demiş ki bak beni öldürme demiş. Bu ağaçlar, bitkiler bunlar şahitlik yapar. Yok ya demiş. Ağaçlar bitkilerine şahitlik yapacak demiş. Neyse adam öldürüyor. Adam cinayet tabii gizli kalıyor. O hanımla evleniyor hakikaten de. Bir gün o adam öldürdü yani kadın eski kocasını öldürdüğü yere gelince adam gülüyor. Tabii aradan epey bir zaman geçmiş.
Diyor niye güldün? Ya hiç diyor. Israr edince kadın diyor ki ya sen diyor kocanı diyor burada öldürürken diyor. Dedi ki ya bu ağaçlar, bitkiler şahit olur. Bak bunlar şahit edecekler. Sen beni öldürüyorsun ama bu bir gün ortaya çıkacak mutlaka. O aklıma geldi ona gülüyorum. Tabii kadın da bu arada kocasını kim öldürdüğünü öğreniyor. Ve adama dava açıyor ve adamdan ayrılıyor. Ve adamı yakalatıyor. Hakikaten şahitlik yapıyor. Orada yani ağzından konuşana kaçırıyor. Değil konuşturana bak. Konuşturana bak. Yani hiçbir davranış, hiçbir hareket, hiçbir günah gizli kalması mümkün değil. Gerçeğin zaten öyle bir huyu var ki eninde sonunda ortaya çıkma gibi bir huyu var. O yüzden bugün biz gizlemiş gibi kabul etsek de işte yaptığımız şeyleri işte kimse bilmiyor, görmüyor, kimsenin haberi yok gibi düşünsek de o bir gün mutlaka bizim karşımıza çıkacak. Kesinlikle çıkar. Yani hiçbir kimse, hiçbir genç, hiçbir aile diyelim. Bu usta özellikle annelere çok tabii büyük görev düşüyor. Anneler bazı şeylere göz yummaları fazla oluyor. Yani bazı anneler daha doğrusu kendi yapamadıkları davranışları kızına... Gözünde kalmasın, gençtir, yapsın, karışmayalım, serbest bırakalım. İşte genelde anneler bu usta göz yumuyorlar, adamı duyurmuyorlar adamlarına, kocalarına. Bu çok yanlış bir şeydir. Yani annelere de buradan tabii uyarıyoruz. Evladınızı kendi elinize ateşe atmayın derim. Evet değerli dostlar, Sorular Cevaplar programını dinliyorsunuz. Eğitimci yazar Demalettin Yazıcı hocamız sorularımıza cevap veriyor. Sağ olsun, var olsun. Tabii şu anda daha cevap bekleyen birçok sorumuz var. Ben vakit kaybetmeden diğer sorularımıza geçmek istiyorum. Bir erkek yabancı bir kadınla el sıkışabilir mi? Şimdi bir kadın bir erkekle mecburiyet yokken kesinlikle el sıkışmaması lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz kesinlikle yabancı bir kadının elini sıkmamış ve tavsiye etmemiş. Hatta biat meselesinde Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde biat eden insanlar Efendimiz'e, erkekler Efendimiz'in elini sıkmışlar, tokalaşmışlar. Kadınlar ise tokalaşmış, bir kadınla tokalaşmamış. Hani hocalarımızın bize ifade ettiği, özellikle İslam tarihi dersinde anlattığı şey, bir kaba, büyük bir kaba su konuyor. Efendimiz elini o suya koyuyor ve kadınlar da daha sonra o Efendimizin elini koyduğu suya ellerini daldırarak biatını göstermiş oluyorlar. Bir rivayet böyle, bir rivayette uzun bir sopa, kadınlar bir tarafını tutuyor, gelip sırayla Efendimiz de o sopanın bir tarafını tutuyor. Ve neticede, yani özet olarak söylüyorum, nikah düşen bir insanla kesinlikle hani tokalaşmaya girmemek lazım. Burada da tabii toplumumuzda bazı şeyler öyle olmuş ki örf adet haline gelmiş. Yani bazı şeyler aşmak zor hakikaten de. Burada kadınlara da erkeklere de ciddi manada görev düşüyor. Yani kadın özellikle elini uzatmadığı zaman, bazen öyle oluyor ki bir yerde oluyorsunuz mesela. Kaçınılmaz durumlar söz konusu oluyor. Durum oluyor. Karşı tarafta mahcup etmemek adına belki tokalaşılıyor yani. Bundan kaçamıyorsunuz. Fakat yani bir insanın dini bütünlüğünü az çok biliyorsa, hassasiyetini biliyorsa, ki bazılar böyle özellikle yapıyorlar bunu, çağdaşlık olarak hani düşünüyor. Bu doğru değildir kesinlikle. Yani mümkün. Biz burada dinimizin ölçüsünü ifade ediyoruz. Yani bu ölçüye göre hareket edip etmemek artık kişilerin kendi tercihlerine kalmış bir şey. İslam'ın uygulamasını söylüyoruz. Burada tabii kimsenin şu davranışı yapın, yapmazsanız söyle olur, işte hani kimseye bir dayatma. Dinimizce yapamaz. Ortaya konan tez bu. Evet. Doğru bu. Evet. Tespit bu. Bu tespiti biz dinleyicilerimize aktarmış oluyoruz. Günümüzde yine en büyük hastalıklardan bir tanesi zina hastalığı. Bu zina hastalığına bulaşanlar, bu hastalıktan bir türlü kurtulamayan insanlar, acaba biz bu hastalıktan nasıl kurtulabiliriz? İşte hocamız bize öyle şeyler söylemeli ki, öyle şeyler söylesin ki yani biz bu hastalıktan uzak duralım. Bir daha böyle bir hastalığın kenarından kıyısından geçmeyelim ve bu hastalığımızı tedavi edelim diye düşünüyor olabilirler. Zina ve zinanın cezası ile ilgili dinimizin bakış açısı. Evet, zina tabii Kur'an'ın yasak ettiği 7 büyük günahtan birisi, biliyorsunuz ki günah-ı kebair diyoruz biz buna, 7 büyük günah. Şimdi zinanın tabii cezası nedir? Cezası eğer 4 şahit, 4 kişi şahit olduysa, şahitliğiyle yani 4 kişi şahit olduysa bu vakaya diyelim, zina vakasına ve gerçekten de zina bilfiil vuku bulmuşsa hakim, tabi burada hakim karar veriyor. Yani hakimin karar vermesi lazım. Bir İslam bir idare olduğu zaman diyelim, bir kadı karar verecek, devletin görevlendirdiği kişi. Bunun cezası da böyle bir diyelim ki mekanizma var diyelim hukukta. Ne yapacak? 4 kişinin şahadetiyle evliyse kadın, kadın evliyse recm edilir. Fakat bu şeylerden birisi, bu şahitlerden birisi diyelim ki mişli söylerse eğer, mişli, o zaman o ceza kalkmış olur. Bekarsa eğer bu kişiler 100 sopa vurulur. Yani ceza olarak 100 sopa vurulur. Tabii belki şu anda günümüzde böyle bir ceza verilmiyor. Fakat biz inanan insanlarız, inanan insanlarız. Kur'an'ın da emri zinaya yaklaşmayın, bu fiili işlemeyin olduğuna göre... Velev ki böyle bir hatayı işlemiş bir insan varsa,
Velev ki Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu, geniş olduğunu bilecek, ciddi manada tövbe edecek. Tövbe-i nasuhla tövbe etmesi lazım. Yani tekrar yapmamak kaydı ve şartıyla tövbe edecek. Rabbim inşallah affeder Allah'ın izniyle. Fakat alışkanlık haline getirdi. Ya nasıl olsa ben efendim, bana müdahale eden yok. Sonra insanlar kendiliğinden bu fiili işlemeye hazırlar. Ben ne yapayım diyor adam mesela, bak nefsine hakim olamıyor. Ben ne yapayım diyor, işte beni teşvik ediyor bunlar. Tabii kesinlikle böyle bir şeye girmemek lazım. Neden? Çünkü bunun hesabı var. Yani zina yapan da yaptıran da vesaire neyse, iki kişinin bu fiil işleyenin ikisinde ne yapar? Cezaya çarptırılır. Yani dünyada olmasa bile ahirette bunun cezası mutlaka vardır. Hatta şöyle bir hadise okumuştum bir yerde, daha doğrusu bir kitabın birisinde. Tabii bu teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sosyal medya olsun, ağları, telefonlar vesaire. Tabii insanlar birbirleriyle irtibat kuruyorlar. Mesela diyelim ki İslam'ın bir aile düzeni vardır. Nedir? Bir misafir geldiği zaman kadınlar mümkün mertebe başka farklı yerde otururlar. Erkekler farklı yerde otururlar. Şimdi zaman zaman çok samimi olan aileler oluyor tabii. Bu ailelere bakıyorsunuz ki tam boş durmuyor tabii. Arkadaşının hanımına aşık oluyor, bilmem ne oluyor veya beyine aşık oluyor. Böyle vakalar oluyor, çarpık ilişkiler oluyor tabii. Bir kadıncağız bunu anlatıyor. Diyor ki, ben de diyor, böyle diyor, işte arkadaşımın beyine diyor aşık oldum diyor. Telefonla diyor, aradım diyor. Ve işte beraber olalım diye. İşte ben seni seviyorum, şöyledir, böyledir diye. Sonra tabii bir yerde buluşalım dedi diyor. Tabii o arada annemin diyor, bana diyor anlattığı bir şey aklıma geldi. Annem de diyor böyle bir yakın şeyiyle, komşusuyla böyle bir fiili işlemiş ilk evlendiği zaman. Demiş kızım ben böyle böyle anlatmış. Sonra diyor düşündüm, benim de bir ufak kızım var diyor. Bak annem bu yanlış işi yaptı. Ben de bu yanlış işi yapmaya niyet ettim. Eğer ben de bu işi yaparsam benim çocuğum da bu işi yapacak dedim diyor. Ve aradım o kişiyi, işte neyse. Kesinlikle beraber olamayacağımızı sen benim kardeşim olarak ben görüyorum. Bundan vazgeçtim. Ve Allah'a gözyaşları içerisinde tövbe ettim ve vazgeçtim. Çünkü ben bu işi ben de yaparsam annem yaptı, ben yaptım. Kızım da aynı şeyi yapacak ve silsile halinde devam edecek. Çünkü çanağımıza ne doğrarsa kaşığımıza o gelir. Yani bu noktalarda hassasiyet gösterelim. Yani bunun bir çağdaşlıkla vesaireyle alakası yok. Yani ölçülere riayet ettiğimiz zaman Kur'an ve sünnetin ölçülerine, yani aile huzurunu mutlaka sağlarız. Yani kimse kimseyle samimi olmasını engel olacak bir durumu yok. Fakat bunu ölçülü hareket etmek lazım. Ölçülü yapmak lazım. Yani aile gezmelerini, efendim seyahatlerimizi vesaireyi mutlaka Kur'an ve sünnetin ölçüleri içerisinde yapmada büyük fayda var. Yine toplumda bu muta nikah diye bir nikahtan bahsediliyor. Herkesin tabii muta nikahına bakışı farklı farklı. Muta nikahını dinimizin prensipleri açısından ele alacak olursak neler söyleyebiliriz? Kimisi bu muta nikahı arkasına sığınarak kendi yaptığı yanlışları meşrulaştırma yoluna gidebiliyor. Şimdi muta nikah anlaşma karşılığında belirli bir zaman bir ve beraber olma anlamına geliyor. Yani daha doğrusu Şia'da şu anda, İran tarafında özellikle bu var Şiilerde. Bu tabi cahiliye döneminin nikah çeşitlerinden birisidir. Yani İslam muta nikahını kesinlikle kaldırmıştır. Cahiliye nikahıdır demiştir ve ortadan kaldırmıştır. Fakat ne hikmetse oradaki Müslümanlar bu muta nikahına sarılmışlardır. Ve neticede onlarda, yani bu İranlılarda, Şiilerde muta nikahı çok meşhurdur. Hatta ülkemizde de bunların sirayet ettiğini de görüyoruz. Ya ülkemizde de tabi bu ne oluyor? Bu yani kılıfına uydurulmuş zina demek esasında. Ahlaksızlık demek yani. Ben seninle işte anlaşacağım. İşte belirli bir saat veya belirli bir gün, belirli bir ay beraber olacağım. Bu haram iş yapmamış olacak tabii. Şimdi buradan diyelim ki çocuk doğdu, ne olacak? Babası kim mesela? Bu ortada kalacak yavrular diyelim. Bu kadın yaşlandı, ne olacak neticede? Yani onunla bununla beraber olmuş. Tamamen belki ülkemizde de bu işi yapanlar işin ticaretini yapıyorlar maalesef. Yani bir nevi fuhşun bir belirli bir kılıfa konmuş, belirli bir ambalajlanmış haliyle toplumumuza lanse ediliyor. Tabii Müslümanların, ehli sünnetin böyle bir ahlaksız, çarpık ilişkilere, çarpık anlayışa prim vermemesi lazım. Bunun İslam'la katiyen alakası yoktur. Kur'an ve sünnetle alakası yoktur. Kim derse bunu kendi nefsinin duygularını tatmin etme adına söylediğini bilmemiz lazım. Evet, nefsani ve şeytani bir istek varzunun dışa vurulmuş hali gibi. Yine bu zina konusuyla ilgili, bu muta nikahından yola çıkarak cinsi sapıklığın cezası nedir konusuna gelmek istiyorum. Yine toplumlarda cinsi sapıklık almış başını gidiyor. Bunun da yaptırımları var mutlaka. Neler söyleyebiliriz bu konuyla ilgili?
Şimdi cinsi sapıklar tabii Allah muhafaza hani livata diyoruz, erkeğin erkekle işte kadının kadınla vesaire, erkeğin işte hayvanla beraber olma. Maalesef yani bunların cezası İslam hukukuna göre söylüyoruz. Tabii öldürülme, livata yapan kişi öldürülür yani neticede. Böyle bir hukuk sistemi işlemiş olsa yani şu anda. Bu tabii kişinin duygularındaki sapmadan kaynaklanan, psikolojisinin bozukluğundan kaynaklanan bir durumdur. Bu hangi kavmin hastalığıydı biliyorsunuz? Lut kavmi biliyorsun. Yani Lut kavminin en büyük hastalığıydı. Erkek erkeğe böyle livata haramını işlerlerdi. Hatta Lut aleyhisselama Lut kavminin helak olmasını haber vermek için melekler geliyor. İnsan suretinde melekler geliyor. Kur'an'da anlatıldığı için anlatıyorum yani mevzumuzla bağlantılı olduğundan. O sapık halk diyelim Lut kavmi bu gençleri görünce bu gençlerle beraber olmak istiyorlar. O da misafir, tabi onların melek olduğunu bilmiyor. Lut aleyhisselam da bilmiyor. Almak isteyince gençleri, o melekleri genç suretinde gelen Lut aleyhisselam diyor ki ya ben kızlarımı vereyim size diyor yani. Peygamber zor durumda kalıyor yani. Yok diyorlar, biz bu erkekler istiyoruz diyorlar. Melekler diyor ki, o erkek suretinde gelen, genç suretinde gelen diyor ki ey Lut, biz Allah'ın melekleriyiz, sen merak etme diyor. Biz bu kavmin diyor helak olması için helakını haber vermeye geldik diyor. Ve neticede Lut kavmi biliyorsunuz bu ahlaksız fiillerinden dolayı ne yapmıştır? Taşlaşmıştır ya da Sodom, Gomorra hani şeyleri var ya. Gomorra ha, meşhur tarihte Lut kavminin yaşadığı şeydir. Taşlaşmıştır insanlar böyle. O lavlar insanları taşlaştırmıştır. Yani Allah muhafaza tabii her zaman böyle bir ceza verilmez. Fakat Cenab-ı Allah büyük günahları, büyük hataları Mahkeme-i Kübra'ya bırakmaktadır. Böyle olunca tabii toplumun bu dejenerasyonu, toplumun bozulması bütün bir millete, yani bir kısım insanların bozulması bütün millete mal olmaktadır Allah muhafaza. Yani burada yapacak şey nedir? Ailelerin, eğitimcilerin hassasiyetle davranması, efendim usulüne uygun, adaba, edebe uygun bir şekilde hareket yapması lazım, hareket etmesi lazım. Aksi takdirde kadınsı hareketler, erkeksi hareketler, kadınlarda erkeksi, erkeklerde kadınsı hareketler, hormon bozukluğu vesaire tabii devreye giriyor. Bu da ciddi bir hastalık demek yani. Cemiyetin en büyük hastalıklarına birisi oluyor. Bizi biz yapan değerlerden toplum olarak uzaklaştığımız ölçüde huzursuzluk iklimine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bizi biz yapan değerlere, Kur'an-ı Kerim'e, hadislere, peygamberimize, dinin ölçülerine sarıldığımız ölçüde, bunları tatbik ettiğimiz ölçüde huzur iklimine yaklaşmış oluyoruz. Bir tarafta huzursuzluk iklimi, bir tarafta huzur iklimi. Artık burada tercih insanlara kalıyor. Eğer gerçekten hem dünyada hem ahirette mutlu ve saadetli bir yaşama ulaşmak istiyorsanız, yol belli. Hem dünyanızı zindan, zehir, hem ahiretinizi berbat etmek istiyorsanız yine yol ve yöntem belli. Ama neden doğru yol olan, bizi huzura, bizi saadete, kurtuluşa ulaştıracak olan yolu değil de öbür yolu seçelim. Evet. Yani irademizi kullanacağız burada. Burada irademiz devreye giriyor. Biz irademizi menfi yolda kullandığımız zaman sonuçlarına katlanmak zorundayız. Evet. Hiçbir şekilde de şikayet etmek hakkımız olmaz bu noktada. Cemalettin Hocam, süre hızla ilerliyor. Bekleyen sorular var. Diğer soruların da cevaplarını merak ediyor olabilirler. Hemen şu anda sıradaki sorumuzda isterseniz devam edelim. Evet. Erkekler nişan yüzüğü olarak altın takabilir mi? Şimdi erkeklere haram olan, kadınlara helal olan şeyler var. Nedir? Altın ve ipek ümmetin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir elinde ipek, bir elinde altın getiriyor. Diyor ki bu ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. Böyle haram olan bir şey. Yani Efendimizin haram kıldığı, bize kullanmamayı tavsiye ettiği bir şeyi kullanmak doğru olmasa gerek. Yani nişan yüzüğü olarak da nişan yüzüğü ne kullanabiliriz? Gümüş yüzük kullanabiliriz. İlla yüzük takılacak bir şey yok yani normal şartlarda. Evet. Kadın saçı ne ölçüde kesilebilir? Yani bu saç kesim konusunda da tabii zaman zaman sorular gelebiliyor. Kadın saçı ne ölçüde kesilebilir? Ve bir sorumuz daha vardı, hemen bakıyorum. İdrar gibi gelen beyaz akıntı guslü mü gerektirir, abdesti mi? Bu iki soru uzun süredir bekliyor, cevaplarını bekliyor. İsterseniz kadın saçı ne ölçüde kesilebilir sorusunun cevabıyla başlayalım. Bunu da kısaca tabii cevap vermek lazım. Şöyle, erkeğe benzeyen kadın, kadına benzeyen erkek. Yani İslam'ın tasvip etmediği, onaylamadığı, özellikle hem giyim kuşamda hem saç kesiminde vesairede. Ya yani kadın erkeğe benzememesi lazım, erkek kadına benzememesi lazım. Tabii kadın saçını kısaltabilir. Şundan dolayı yani saçını kısalttığı zaman işte eşarpının dışına çıkmaması, çıkmayacak kadar kısaltır, rahat hareket edecekse eğer kısaltır. Bunda herhangi bir beis yoktur. Yani istediği kadar kısaltabilir yani. Yani önemli olan saçını başka yani yabancı erkeklere göstermemesi.
Diğer sorumuza geçebiliriz o zaman. Şimdi idrar gibi gelen beyaz akıntı, şimdi iki türlü akıntı var. Bir meni, bir de mezi denen akıntı. Mezi dediğimiz şey bir zorlanmadan dolayı olabilir, bir şey kaldırın diyelim. Veya herhangi bir müstehcen bir görüntü vesaireden dolayı şehvetle gelmeyen, yani çok şiddetli gelmeyen akıntıya mezi diyoruz. Bu sadece abdesti bozar. Çamaşırımıza değilse çamaşırımız değen kısmını yıkamak lazım. Bir diğer husus meni ise şiddetle gelen, şehvetle ve şiddetle gelen biraz koyumsu olan şey menidir. Mutlaka meni çıktığı zaman diyelim insanın cinsel organından mutlaka ne yapması lazım? Gusül abdesti alması lazım ve çamaşırını değiştirmesi lazım. Yani temizliğe hassasiyet göstermek lazım. Evet. Niçin gündüz namazlarında gizli olarak, gece namazlarında açık olarak açıktan dualarımızı okuyoruz? Evet. Şimdi bu soruya da şöyle cevap vermek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken, tabi Mekke'de de namaz vardı. Yani Mekke'de fıtratı farz kılınıyor. Miraç'ta biliyorsunuz. Miraç'ta şeyden hicretten 1,5 sene önce. Şimdi bütün namazları sesli kılıyorlar Müslümanlar Efendimiz'de. Sesli kılınca şimdi bu müşrikler geliyorlar, namazları duyuyorlar. Tabi namazda okunan sureleri duyuyorlar ve surelerle alay etmeye başlıyorlar. Surelerin içerisine olur olmaz böyle şiirler katmaya çalışıyorlar ve Müslümanlar rahatsız ediyorlar. Böyle olunca Cenab-ı Allah bir ayetiyle gündüz namazlarının sessiz, gece namazlarının sesli okunabileceğini ifade ediyor. Çünkü mesela diyelim ki akşam namazı, yatsı ve sabah namazında müşrikler genelde olmuyorlar. Herkes evlerine çekilmiş oluyorlar. Fakat öğle ve ikindi namazlarında müşrikler tabii duyuyorlar dışarıda namaz kılma pozisyonundan dolayı. Fakat Medine'de böyle bir sıkıntı ortadan kalkmıştır. İsteyen hani sesli de okuyabilir fakat tavsiye niteliğinde olduğundan dolayı sessiz okumayı vacip olarak yani gündüz namazlarında İslam alimler ifade etmişler. İbadete engel olan bazı necasetler var. Yani pislik olarak değerlendirilen, nitelendirilen konular var. Bunlar nelerdir? İbadet yapmamıza engel teşkil edebilecek. Evet, ibadet yapmamıza engel teşkil edecek iki türlü necaset var. Bir necaseti galiza dediğimiz büyük necaset. Bir de küçük necaset var. Büyük necaset insanın, affedersin, dışkısı. Büyük necaset pozisyonunda oluyor. Ve küçük abdesti diyelim. Bunlar, şimdi diyelim ki çamaşırda 3 gram. Yani ölçü olarak verilmiş. 3 gram mahiyetinde olursa küçük büyük abdest diyelim biz. O namaza manidir. Küçük abdest ise avuç içi kadar. Yani avuç içine... El ayası mı? El ayası diyoruz. El ayasını kaplayacak kadar eğer bir ıslaklık meydana gelirse bu da namaza manidir. Yani özellikle insan dışkısı ve kan. Bunlar ağır necaset oluyor. Bir de hafif necasetler var. Bu da nedir? Hayvanların pislikleri diyelim biz. Köyde diyelim çiftçilik yapan, hayvan besleyen insanlar var. Bunların herhangi bir dışkısı vesairesi çamaşırına değecek olursa belki namaz kılınabilir fakat burada mekruhtur. Yani bunun namazını hassasiyet göstermesi lazım. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri'ne şöyle bir şey anlatılır. İmam-ı Azam Hazretleri çamurlu elbiseyle namaz kılınabilir diyor. Yani bakıyorlar ki imam işte Dicle'nin kenarında pantolonunu ve çamaşırını yıkıyor. Çamur değmiş. Ya imam diyor namaz kılınır demiştiniz diyor. O diyor hani işin fetvası diyor takvası temiz olan elbiseyle kılmak. Günümüzde tabii insanlar artık Allah'a şükür yani bu temizlik hassasiyeti işte bir kostüm giyme hayvanlarını beslerken vesaire pozisyonlarına dikkat ediyorlar. Edemeyen kardeşlerimiz bu hassasiyet göstermesi lazım. Hayvan pisliği vesaire necaseti değdirmeden yani kişinin ibadet yapacağı elbisesinin ayrı olması lazım. Yani mümkün mertebe ayrı olursa. Çünkü temiz olan insanları Allah takdir ediyor. Hatta Medine'de onlarla ilgili temizliğinden dolayı ayet geliyor. Allah onları övüyor temizliğinden dolayı. Demek ki Allah temizdir. Zaten ayet var. Allah temizdir. Temiz olanları sever. Bu hususta hassasiyet göstereceğiz. Şunu ifade etmem lazım. Özellikle gençlerde şehvetle mezi çıkması gusül icap ettirmez. Bu hususta hassasiyet gösterip yani ben gusül ihtiyacım mı var acaba namazımı terk edeyim gibi düşünmemesi lazım. Çamaşırın orasını yıkayıp normal ibadetlerini yerine getirmesi lazım. Son olarak da şunu ifade edelim. Nefsimizi gıcıklayıcı, bizi farklı duygulara götürücü manzaralardan, resimlerden, filmlerden vesaireden, görüntülerden neyse uzak durmamız lazım. Aklımızı, fikrimizi muhafaza etmemiz lazım böyle. Evet, bu bölüm için de bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyiciler. Yine bugün onlarca soruya doğru cevaplar vermeye çalıştık. Beklediğiniz, aklınızda uyanan o soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiği ölçüde. Evet değerli dinleyiciler, sorular, cevaplar programımızı dinlediniz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.